Arkadaşlar, ya bugün bayağı tebrik edeceğim insanlar var böyle bir maçtan sonra. Öncelikle kendi oyuncularımı kutluyorum. Gerçekten bugün sahada kazanmak için ne yapması gerekiyorsa sahada yaptılar. Özellikle tabii ki ilk yarı çok verimli olduğumuz söylenemez ama ikinci yarı tamamen oyunun hakimi bizdik. Pozisyonlara girdik ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremeyince maç böyle bitti. Bu tarz kazaları bekliyorduk zaten ama ne kadar uzun sürede yaşarsak o kadar iyi diyorduk ama bugün yaşadık. Bu bizi demoralize etmeyecek, hedefimizden saptırmayacak, moralimizi bozmayacak ki oyuncularımız sanki mağlup gibi soyunma odasında demoralize bir durumdalar. Bu da onların hedefe ne kadar odaklandığını hep ifade ediyorum, gösteriyor. Ben oyuncularım ne kadar terleri varsa o çimlere akıttılar. Onun için çok kutluyorum bugün. Hep kazanınca kutlanmaz. Özellikle böyle zamanlarda bir şey yapmasaydık bugün gerekli şeyi de söylerdik. Maçın içinde gerekli hamlelerimizi de yaptık. Forvet Nobre'nin sakatlığından dolayı iki stoperimizi Arnason'u Lucas son dakikalara doğru hücuma da çıkardık. İşte etkili de olduğumuz söylenebilir ama maalesef olmadı. Rakibimiz, biz 113 kilometre koşmuşuz. Rakibimiz de bizim kadar koşmuş ve aldıkları puan da bunun bir göstergesi. Belki pozisyon verdiler ama pozisyon vermedik. Yolumuza devam ediyoruz. Bolu maçında telafi edeceğiz inşallah bu kayıp puanları. Maçın hakemlerini kutluyorum. Gerçekten tamam, belki maçın sonunda belki 1-2 dakika eksik vermiş olabilir ama bunlar ardına sığınmamak lazım. Genç hakemler gerçekten bugün mükemmele yakın bir yönetim gösterdiler. Onları da kutluyorum. Taraftarımızı kutluyorum. Kazanmış gibi çağırdılar bizi tribünlere. En sonunda da hep eleştirdiğimiz bu sağ zemin konusunda buradaki yetkililere de teşekkür ediyorum. Gerçekten bayağı bir toparlamışlar zemini. Dediğim gibi bugün de herkesi kutluyorum. Sadece 2 puanımız eksik. O konuda kendimi eleştiriyorum. Belki bizim de eksiklerimiz vardır. Ama dediğim gibi bunu telafi edeceğiz inşallah ve yolumuza moralimizi bozmadan devam edeceğiz. Soru sonu. Hocam, özellikle oyunun son 10 dakikasında çok ciddi gol pozisyonları kaçtı. Evet. Bunu niye bağlıyorsunuz? Beceriyle ilgili mi, şanssızlıkla mı ilgili? Coşkun Hoca da çok farklı bir şekilde bir değerlendirme yaptı sağ zeminiyle ilgili. Sakatlanan 3 oyuncusunun, 2 oyuncusunun sağ zemininden dolayı. Coşkun Hoca daha önceki zemini görmediği için bu zemini beğenmiyor. Evet. Ben daha önceki zemini gördüğüm için teşekkür ediyorum şu anda yetkililere. Çok ciddi pozisyonlar. Evet. Ama şanssızlık da vardı ama becerin olsa. Ya vardı. Futbolda bu bitti mi Ali abi? Ya futbolda şanssızlık falan denebilir. Tabii burada geçen hafta da Altay maçında da çok pozisyona girdik, değerlendiremedik. Bu konularda biraz eksiğimiz var. Geçen hafta antrenmanlarda çalıştık ama gene çalışacağız. Yani durmadan çalışacağız. Yorulmak yok, çok tekrar yapacağız. Bu pozisyonları değerlendirme konusunda değerlendirdiğimiz zaman zaten rakipler bizi analiz ediyor. Yani 9 maçta 2 gol yiyen bir takımımız var. Biz öne geçtiğimiz zaman kolay kolay bu maçı kaybetmeyiz. Bunu da rakipler bildiği için kapalı oynuyorlar. Doğal da karşılıyorum. Bizim gibi tecrübeli iyi bir takıma karşı oynamalarını, yani eleştirmiyorum. Dolayısıyla yine çalışacağız, yine vazgeçmeyeceğiz. Bizim hedefimiz belli, Süper Lig. Maçtan önce de bir konuşmuştuk herhalde Musa abiyle, Musa hocamla. Nazar diyelim buna da. İnşallah ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Başka sorun, Bülent. Hocam, Nobre'nin yokluğu hissedildi. Yani sezon başında bunu düşünüyor muydunuz? Nobre olmayınca alternatif yoksa nasıl olur? Nadir. Devre arası için. Şimdiden örnek gösteriyorum. Mert'in yediğini, Nobre'nin yediğini düşünüyor musunuz? Yani şimdi devre arası transferi için konuşmak erken. Öncelikle içerideki oyunculara saygısızlık olur diye düşünüyorum. Nobre ve Deniz Yılmaz vardı. Nadir vardı. Deniz Yılmaz da geçen antrenmanda tam iyileşmişken bir daha sakatlandı. Nobre geçen antrenmanda sakatlandı ki yani bunu bütün takımlar yaşayabiliyor. Bunun antrenmanla filan alakası yok. Bazen rutin sakatlıklar oluyor. Dün de Galatasaray'ı gördünüz.
3 tane sakatlık verdi, hiç beklenmedik. Yani bu sakatlıklar her takımda, her oyuncuda olabiliyor. Ne kadar minimize edersek o kadar iyi bizim için. Tabii bugün Nobre olsaydı daha farklı olur muydu? Şimdi tartışılır ama Nobre bizim için önemli bir oyuncu. Nadir de önemli oyuncu. Nadir de bugün elinden geleni yaptı. Pozisyonlara da girdi. Nadir baktığımız zaman Altınordu maçında, Ümraniye maçında, Eskişehir maçında 3 tane çok kritik goller attı. Biz oyuncularımızın hepsine güveniyoruz. Şu anda transfer konuşmanın çok yersiz ve saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Onun için bakacağız devre arası. Eksiğimiz otururuz. Aldığımız puana göre eksiğimiz, yediğimiz varsa yönetimle otururuz, konuşuruz. Hamleleri yapmamız gerekiyorsa yaparız. Ama şu anda öyle bir düşüncemiz asla yok. Başka sorusu olan? Biz 3 puan için geldik buraya ve de rahat da yenebileceğimiz bir takımdı. Ama 3 oyuncumuz sakatlandı ve mecburiyetten oyuncu değiştirdik. İkinci devre yapacağımız hamleleri yapamamış olduk. Oyun mücadeleye döndü. Biz mücadele, o andaki şartlar onu gerektiriyordu. Biz de o yönde bir oyun planı yaptık sağ içi analizinde. Bu talihsiz sakatlıklar olmasaydı sahanın zemini korkunç kötü. Ortada birkaç tane öbek sonradan şey yapmışlar, ne o? Yama yapmışlar. O yamadan oldu iki sakatlık. Bilmiyorum bu maç bu şekle dönüşeceğini maçtan önce hiç kestiremedik. İşte futbol böyle bir şey. Her zaman diyorum, bu analizcilere söylüyorum yine tekrar. Rakamlarla futbol filan oynanmaz. Analiz, istatistik, futbolda öyle bir şey yoktur. Ha, vardır. Bilimi inkar etmeyiz. Bilimi de ilk kullanan hocayım Türkiye'de. Analizi ilk yapan hocayım ben. Ama Türkiye'de bu oyun öncesi analizlerle maç içi analizler hiç örtüşmez. İşte beklenmediğimiz olay oldu. Dün aynı Galatasaray'ın başında aynı şey geldi. 3 değişiklik. Bunu deyince bazıları diyor ki, hocam diyor, çağ dışı kalmış, herkes analiz yapıyor. Ya bunun analizi olur mu arkadaş ya? Yani işte siz şimdi maçtan önce 3 tane adamın sakatlanacağını nasıl şey? Bizim hamle şansımız kalmadı. Biz buraya kazanmaya gelmiştik ve de kazanabilirdik de. İkinci devreyi bekliyorduk. Hamle yapacağımızı, oyuncuları ikinci devreye sakladık. Ama bu kalecinin başta sakatlanması oyuncu değişikliklerini erken kullanmamıza neden oldu. Mücadele ederek puanı koruduk. Bir puan almadık biz, o zaten maç başlarken bir puanımız oluyor 0-0. O federasyonun verdiği puan. Biz onu almadık, onu koruduk. Hocam, Türkiye'nin tartıştırdığı zeminle ilgili bir öngörünüz var mıydı? Maçtan önce bir hazırlığınız var mıydı? İfade ettiğiniz gibi sakatlıkların ana nedenlerinden birini de sahaya bağladınız. Ben sahaya girdim, belki siz de girmişsinizdir. Hep yamaların arası açık. Yani herhalde bir düzenleme yaptılar bu milli maç arasında ama oturmamış, hep kalkık kalkık tabakalar vardı, çim tabakaları. Bunlar mazeret değil ama vardı bu. Başkent'te konuşuyoruz bir de hocam. Evet, evet. Bunlar daha acı değil mi? Evet, evet, bence rakip de aynı zeminde oynadı. Onlar için de dezavantaj. Bizim içimizde, biz futbol oynamaya gelmiştik ama futbolun dışına çıktık. Biz mücadele yapmaya çalıştık. Çünkü şartlar onu gerektiriyordu. Nasıl puanı tutacağız, elimizdeki puanı koruyacağız, onun hesabıyla oynadık. Yoksa bizim futbolumuz bu değil. Ben takımımı beğenmedim futbol olarak ama mücadele olarak hepsi özveriyle mücadele etti. Hepsine teşekkür ediyorum futbolcularım. Var mı başka sorusu olan? Teşekkürler. Daha sormadım ya, bilmiyorum. Ama tabii her şeyde bir hayır vardır. İrfan da çıkan kaleciyi aratmadı. Belki öbürü devam etseydi, gerçi şartlar böyle olmayacaktı. Oyun bu şeyde enstantaneler bu şekilde gelişmeyecekti. Ama İrfan Can'ı şey yaptık.
Kazandık tekrardan. Peki hocam. Teşekkür ederim.